Hobilent'in değerli takipçileri, hepinize merhaba. Yine büyük akvaryumumuzun karşısındayız. Ve yenilikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Nerite salyangozlarından bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın camdaki lekeler gittikçe arttı. Yeşil lekeler ve bezle sildiğim halde geçmiyor. Ama bugün hobihanemden iki tane Nerite salyangozu aldım ve az önce suyun içine bıraktım. Şimdi onları umut ediyorum ki bu lekelerin hepsini temizleyecekler. Bu Nerite salyangozlarının bir anlamda dişleri var arkadaşlar. Eğer camda yakalayabilirsem gene sizin için çekeceğim. Resmen camdaki lekeleri kazıyorlar. O yüzden de çok değerli salyangozlar. O görüntüleri de yakalayabilirsem size çekeceğim bunları. Şimdi akvaryumumun neden başındayım? Sadece Nerite salyangozları değil. Bugün bir deneme yapmak için bir dwarf koydum buraya. Bakın onu da az önce koydum. Bir cüce gromi. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Şimdi onu koydum. Ramirezlerimle anlaşacak mı? Büyük tetralarımla anlaşacak mı? Onu gözlemleyeceğim. Eğer anlaşırsa ana türümü Ramirez ve gromi olarak düzenlemeyi düşünüyorum. Ama bakın şu anda tetralar gromiyi bir kovaladılar. Çünkü daha henüz ona alışmadılar. Bu arada biliyorsunuz yeşil tetralar bayağı bir büyüdüler, onlar da kocaman oldular. Zaman zaman hırçınlaşabiliyorlar. Gromi de daha yeni geldi. Tabii ki hayat mücadelesi zor. Göreceğiz bakalım hayatını sürdürebilecek mi? Eğer sürdürebilirse, yalnız şu an ciddi bir kovalamaca başladı. Sanki benim kameramı çektiğimi anladılar ve burada bir aksiyon filmi izliyoruz resmen arkadaşlar. Gromi'nin peşini bırakmıyorlar. Bu arada Gromi ile ilgili yorumlarınızı yazın. Bu akvaryumda olur mu olmaz mı? Biz olacağını düşünüyoruz. Öyle olduğu zaman tabii ki Gromi popülasyonu da artacak. İlk başta biraz kovalayacaklardı. Gromi biliyorsunuz sakin hayvanlar bunlar. Ama vakit geçtikçe de alışacaklardır diye düşünüyorum. Ve Gromiler güçlü hayvanlar aslında. Bakmayın şu an kaçıyor ama daha henüz akvaryumu tabii tanımıyor. Oldukça geniş bir akvaryumumuz var. O yüzden de Gromi'ye güveniyorum bu konuda. Eğer yaşamayı başarırsa burada bir Gromi kolonisi görebilirsiniz arkadaşlar Ramirez'lerle beraber. Şimdi şu tetralarımızı durdurmak için bir Artemia verelim. Şu Artemia'yı verdiğimiz zaman, evet şu an Artemia'larımızı döküyoruz. Bakın döktük. Birazdan saldırı başlayacaktır. Fark ettikleri anda. Evet balıklarımız yavaş yavaş Artemia olduğunu görüyorlar. Şimdi birazdan, evet bakın hareketlenmeler başladı. Balıklar için Artemia ve su püresi zaman zaman vermek lazım arkadaşlar. Canlı yem gerçekten balıkların inanılmaz derecede gelişimine neden. Bakın görüyor musunuz? Şu anda tetralarım çıldırdılar. Evet. Bırakın birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Artemia'yı bırakın. Birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Bakın Artemia'larımız da aşağı doğru iniyor. Balıklarımızı bugün ödüllendirdik. Arada bir de balıkları ödüllendirmek gerekiyor böyle arkadaşlar. Artemia gerçekten balıklar için çok faydalı. Üstelik balıkların hem sağlığı için hem renkleri için çok faydalı. Bu arada ben bu yeşil tetralarımın bu kadar büyüdüğünün de farkında değilim. Bayağı büyümüşler tetrazonlarım, yakut tetralarım ve artık yani kocaman pirana gibi olmuşlar yani. Ne ara büyüdünüz siz ya? Baksanıza birbirlerini yiyor. Birbirlerinin üzerindeki Artemia'yı yemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ama görüntüler çok keyifli gerçekten. Bu arada tütün bitkimde ışığı aldıkça büyümeye başladı. İnşallah yukarıya kadar büyür ve ben de size mükemmel bir manzara gösterebilirim. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Anübiyaslarım da gerçekten güzeller. Sonradan buraya belki bir Elodea ya da bir tekrar Anübiyas ya da bir Moss ekleyebilirim. Moss ekleme düşüncem de var. Mosslar da biliyorsunuz vatozlar için çok keyifli. Bu sebeple de Moss eklemeyi de düşünüyorum açıkçası. Şu anda akvaryumumuzda her şey yolunda. Ana türümüz biliyorsunuz Ramirez'i bizim. Ramirezlerimiz artacak. Ramirezlerimizle beraber eğer Gromiler de oturursa Gromileri de arttırmayı düşüneceğiz. Ve çok daha keyifli bir akvaryuma sahip olacağız. Bildiğiniz gibi hobihanemde her türlü
balığı bulmak mümkün. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tabii benim ilk göz ağrım, çok sevdiğim bir balık olan Apistogramma'yı da ilerleyen zamanlarda ekleyeceğim buraya. Çünkü uyumlu bir tür. Apistogramma'ları da çok seviyorum gerçekten. Onları da buraya eklemeyi düşünüyorum. Şu anda artık Nerite salyangozlarının işlerini yapmasını bekleyeceğim. Onları büyük bir özlemle bekleyeceğim. Çünkü şu lekeli camlardan artık sıkıldım. Ve gerçekten bir çözüm olursa sizinle büyük mutlulukla paylaşacağım bunu. Onu söyleyebilirim. Şimdi balıklarımız her biri bir tarafta. Artemia peşinde. Gayet mutlular, sağlıklılar. Ve bize güzel seyir zevki gösteriyorlar. Biz de onları biraz seyredelim ve huzur bulalım. Gördüğünüz gibi hepsi hareket halinde. Normalde en durağan balık bile Artemia'yı gördüğü zaman gerçekten bir anda harekete geçiyor ve çok hızlanıyor. Yeni gelişmelerle beraber olacağız. Lütfen kanalımızı takip edin ve abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.